Sayın seyirciler, Türkiye'nin yüreği Şırnak'tan gelen haberle yandı. PKK'lı teröristlerin üst bölgesine saldırısında 3 asker şehit düştü. O askerlerden biri 7, diğeri de 8 gün sonra terhis olacaktı. 44 yaşındaki uzman çavuş ise geride 3 yetim çocuk bıraktı. Erbaki Afşar 7, silah arkadaşı Mehmet Volkan da 8 gün sonra tezkere alacak, evlerine dönecekti. Aileleri onların yolunu gözlerken şehadet haberleri geldi. PKK'lı teröristler Şırnak'ta Şenoba Kuyutepe üst bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırdı. Teröristlerin açtıkları ilk ateşte 3 asker şehit düştü, 1 asker de yaralandı. Onbaşı Mehmet Volkan'ın tezkere almasına 8 günü vardı. 12 ayı tamamlamıştı. Sosyal medyadaki hesabına, "Evet, yorulduk, uykumuz geldi, çoğu zaman üşüdük, yeri geldi titredik ama hiç yılmadık, yolumuzdan dönmedik. Vatan için, din için, şehitlerimiz için buradayız," yazmıştı. Şehit onbaşı Mehmet Volkan, vatani görevini yaparken uzman çavuşluk sınavını kazanmıştı. 8 gün sonra terhis olacak, uzman çavuş olarak vatan görevine devam edecekti ama olmadı. Şehit onbaşı Baki Afşar'ın acısı da Çorum'a düştü. O da silah arkadaşı gibi bir hafta sonra tezkere alacaktı. Fabrikada montaj işçisi olarak çalışan şehidin babası haberi iş için gittiği Kırıkkale'de aldı. Şehit uzman çavuş Çelik ise 44 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babası askerin ailesi Erciş'te yaşıyordu. Şehitlerin silah arkadaşları hain saldırının ardından kaçan PKK'lı teröristlerin peşine düştü. Bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.